ABD Temsilciler Meclisi, petrol rezervinin kullanılma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını kabul etti. Mecliste, Enerji Bakanı'nın petrol ve doğalgaz üretiminin arttırılmasına yönelik yeni bir plan geliştirene kadar stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı yapılmasını kısıtlayan yasa tasarısı, milletvekillerinin oylarına sunuldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongrenin alt kanadı, mecliste yapılan oylama sonucu yasa onaylandı. Yalnızca bir demokratın onayladığı tasarı 205 hayır oyuna karşın 221 evet ile kabul edildi. ABD Başkanı Joe Biden söz konusu yasa tasarısını Senato'dan da geçmesi halinde veto edeceğine ilişkin açıklamada bulunmuştu. 2022 yılının Şubat dolaylarında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana benzin fiyatlarının ABD'de hızlı bir ivme kazanması nedeniyle Mart 2022'de harekete geçen Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. ABD cephesinden aktarılan haberler arasında Kongre'de Cumhuriyetçi senatörlerin yapısal reformlar olmadan borç limiti artışını desteklemeyecekleri konusunda Biden'ı uyarması da yer aldı. Sputnik'in haberine göre Utah senatörü Mike Lee liderliğindeki Cumhuriyetçi 24 senatör, borç limiti konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Söz konusu mektupta açık harcamaları azaltan ve Washington'a mali sağduyuyu geri getiren gerçek bir yapısal harcama reformu olmaksızın borç limiti artışına kesin olarak muhalefet edileceği bildirildi. Ülkenin maliye politikasının sert bir dille eleştirilerek tam bir felaket olarak nitelendiği mektupta, "Ülkemizin 31 trilyon dolar borcu var. Bu şu anda ekonomimizin büyüklüğünü aşan bir borç düzeyi. Enflasyon Amerikalı aileler için hayatı her geçen gün daha pahalı hale getiriyor." ifadeleri yer aldı. Mektubun devamında şunlar kaydedildi. "Mevcut ve gelecekteki mali gerçekleri ele alacak, bütçe ve harcama kurallarını fiilen uygulayacak ve kontrol dışı hükümet politikalarını yönetecek yapısal reformlar olmadan borç limiti artışına oy vermeyi düşünmüyoruz." Dünyadan daha fazla haber almak için sen de kanala abone ol.